Bahar aylarına girmiş bulunmaktayız. Bu dönemlerde özellikle alerjik şikayetler çok sıklaşmakta. Özellikle alerjisi olan insanlar bu dönemlerde çok ciddi alerjik problemler yaşamakta. Alerji şikayetlerinde genellikle sık sık hapşırma şikayetleri görülmekte. Burun tıkanıklıkları artabilmekte. Burun akıntısı ya da geniz akıntısı, buna bağlı gıcık tarzında öksürükler olabilmekte. Gözlerde yaşarmalar olabilmekte. Bunlar bazı kişilerde çok hafif formlarda olabilirken bazı kişilerde çok ağır formlarda artık sosyal hayatını etkileyebilmekte. Seviyede işte günlük hayatında sosyal ilişkilerini etkileyecek seviyede şikayetler olabiliyor. Bu durumların maalesef kesin bir çözümü yok. Yani biz size şu ilacı vereceğiz, şu ameliyatı yapacağız ve bu alerjiden tamamen kurtulacaksınız diye bir şey yok. Biz bu hastalarımız geldiğinde öncelikle gerekli olanlara alerji testlerimizi yapıyoruz hastanemizde. Alerji testine göre işte ev tozu, polen alerjisi, yabani ot alerjisi neyse alerjinin nedenini tespit ediyoruz. Burada en önemli olan çok mümkün olmamakla birlikte alerjenle teması kesmektir aslında. Alerji dediğimiz normal bir işte polenle karşılaştığında alerji olmayan bir kişi reaksiyon vermezken alerjik bir hastanın o maddeye karşı, o polene karşı ya da ev tozuna karşı ciddi aşırı bir duyarlılık reaksiyonu göstermesi. Özellikle alerji hastalarına önerilerimiz hava açık ve rüzgarlıysa, işte bahar aylarında yani polenler uçuşuyorsa çok fazla yeşillik alanlarda mümkünse dolaşmamalarını, gerekirse maske takmalarını öneriyoruz. Alerji hastalarının çok tipiktir. Mesela yağmur yağdığı zaman rahatlarlar. Polenler yere çöker çünkü. Biz muayenelerimizde değerlendirdikten sonra önce endoskopik olarak bir muayene ediyoruz. Alerjik bulgular var mı burunda ona bakıyoruz. Alerjik bulguların durumuna göre de ilaç tedavilerimizi düzenliyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Dediğim gibi alerji testlerimizi yapıyoruz. Bu alerjik kişilerde bazılarında ilerleyen dönemlerde burun içi polipler, etler gelişebiliyor. Burun içi etlerinde çok fazla büyümeler olabiliyor. Bunların bazılarında cerrahi gerekebiliyor. Bunları muayene ve takip sonuçlarıyla değerlendiriyoruz.